Tamam hocam. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz İstanbul Akapunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği'nin salı günleri düzenlemekte olduğu eğitim seminerlerine tekrar hoş geldiniz. Bugün aramızda Gülşen Meral Hanım bulunmakta. Kendisi epigenetik konusunda ülkemizde e, ismi geçen kişilerden birisi bu konuda bu akşam bize bilgilendirme yapacak e, konumuz nötr genetik ve epigenetik değil mi D vitamini evet. e, gerçek mi değil e, bu konuda ama konuya başlamadan önce sizden rica etsem e, yeni karşı tanıyanlar da var sizi e, kendinizi bir kısaca tanıtın Ondan sonra Hı. konumuza geçelim. Hı. Ee, konumuz bittikten sonra da soru cevaplara geçeceğiz. Ama bu arada e, aşağıda sohbet bölümünde soruları şimdiden de almaya başlayabiliriz. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. E, 94, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Ondan sonra bir süre yöneticilik, e, şişli etva çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığım. E, üç sene önce de doçentliğimi aldım çocuk sağlığı hastalıkları üzerine. Ee, Hastalarım da hepimizin yaptığı gibi bazı şeyleri değiştirdiğimi, kronik hastalıkları düzelttiğimi fark edince nereye değiştirdim merakı beni epigenetikle tanıştırdı. Monoküler biyoloji ve ilk önce medikal biyoteknolojide PhD başladım. İki sene sonra oradan ayrılıp monoküler biyoloji ve genetik PhD bu sene bitirdim. Ee, tezim kaldı. Daha sonra bu merakım beni epigenetik bir eğitim programına yönlendirdi dünyada da çok az olan bir eğitim programı, nükleik genetik, epigenetik eğitimleri, eğitimler, araştırmalar ve danışmanlıklar. Şimdi bu ıı, hizmetimi ıı, Türkiye'den ayrıldım, İngiltere'de devam ediyorum. Oradan da daha kolay ulaşabiliyorum maalesef ki bazı ıı, laboratuvarlarla işbirliğine. Ee, ekibimle beraber eğitim alan arkadaşlarım beraber bunu geliştirmek, ARGES'ini yapmak, araştırmalarını yapmak üzerine devam ediyoruz. 2-3 tane projemiz tamamlandı Türkiye'de epigenetik üzerine. İnşallah onları yakında sonuçları da vereceğiz, anlat yayınlayacağız. Böyle bir yoldayım. İnşallah güzel bir şeyler anlatmaya çabalayacağım. Nücle genetik, epigenetik nedirden başlayacağım izniniz olursa. Daha sonra D vitamini eksikliği neden eksikliği var? Ee, niye düzeltemiyoruz hastalarımıza? D vitamini genetik mi, epigenetik mi? Ee, onları hep beraber tartışmak istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Şuradan sonra açayım. Evet. Norwich'teyim. Norwich'te İngiltere'de. Oradan e, hizmetlerime devam ediyorum. 2010 senesinde Times dergisini kapağı DNA kaderim değil. Ama neden? Esasında bir e, akupunktur yapan arkadaşımın dediği gibi, yani biz niye her zaman başarılı olamıyoruz? Ya da neden sürekli akupunktur yapıyoruz? Veya neden ozon? Veya neden e, yaptığımız tedavilerde hepimizin bir şekilde hastaya dokunuşu var? E, sürekli neden olmuyor? Veya neden bazen başarısız olabiliyoruz? Sorusunun arkasında dedim ki. Akupunktur, ozon veya diğer yöntemlerle düzeltiyorsunuz epigenetik olumsuzlukları ama kişisel olarak yönlendiremediğimiz için diğer adımlarla beslenme veya hayat saatte ve diğer problemlerle tekrar geriye dönüyor. E, tedavimizin amacı uzun vadeli bir tedavi. E, dediğim gibi bu uzun vadeli kişiselleştirmiş tıp dünyada çok önem kazanmaya başladı. Çünkü... Nütrigenetik dediğimiz bir şey var. Evet yüzde %99.9 aynı ama %0.1'lik farklılıklar bizi diğerlerinden farklı kılıyor. Nasıl farklı kılıyor? Yediklerimiz, içtiklerimizden, kullanmamız gereken vitaminlerden, suplementlerden, yaşam tarzından, sporundan farklı kılıyor. Eğer biz onlara uyumlu yaşamazsak hastalanıyoruz. Bu çevre koşulları, nütrigenetik ve epigenetik dediğimiz iki olayda gerçekleşiyor. genetiği uygun bir yaşam Bizi daha sağlıklı kılıyor. İlaçlar ve suplementler de bunların içinde. Çevre koşulları hepimizi uğraştı ve bildiği bir şey var. Evet çevre koşulları bizim DNA'mızı değiştirmiyor ama ifadesini değiştiriyor. Öyleyse biz kanser geniyle veya işte gerçekten kardiyovasküler hastalıklarla ya da otomin hastalıklara yatkınlık genetikle gelebiliriz. Ama bunu yaşam şartımızda düzgün koyarsak, düzgün bir yaşama, beslenmeye ve suplementlerle devam edersek, bağırsak florası düzgün tutarsak hastalanmayız. Ve hastalarsak hepimizin hastalara dokunduğu gibi geriye döndürebiliriz. Nereye geri döndürebiliriz? Çünkü bizim ben çocuk doktoru olarak astım, alerji ailede varsa çocukta da olur ve geri gelmez diyebilirdim. E, hastalarımı tedavi ettiğim zaman astımı, alerji, egzamayı, otomin hastalıkları merak ettim ben nereyi değiştiriyorum? Ego göya bizim ailemizden annesinde varsa astım, e çocuğunda da olur. İşte varsa ailede de olur. Bizim anamnez formlarında birinci öncelik buydu. Ama bu kaderin değildi. 2010 senesinde belirten olay epigenetikti. Biraz önce bahsettiğim gibi %99.9 aynıyız ama %1 farklılıklar, varyasyonlar bizi farklı kılıyor. Peki neydi bu? Single nükleot polimorfizm dediğimiz tek bir nükleotidin yer değiştirmesi. Ne yapıyordu? Farklı fiziksel özelliklerden, hastalıkları yatkınlıklardan, hastalıkta dirençli olmaktan da. Mesela bir ailede hepimiz yani Covid geçiren insanlar var. E bazıları hiçbir sorun olmuyor, bazıları da sorun oluyor. Bir de dikkatinizi çekmek isterim. Kimlerde daha çok Covid rahatsızlık veriyordu? Epigenetik hastalığı olanlar, kardiyovasküler hastalığı olan, diyabeti olan, obez olan kişilerde daha fazla Ağır seyrediyordu. ve ee, e, Bu aradaki farklılıklar dediğimiz esasında mutasyonlu polimorfizm son zamanlarda bu terminoloji benzer kullanılsa da gene de genel olarak toplumda yüzde birden daha nadirse mutasyon, yüzde birden daha sıksa e, single nucleotide polimorfizm diye ifade ediliyor. Çok güzel bir DNA'dan döngümüz var. Bu döngüde DNA'dan miRNA ve protein kodlanmasında guanin adenin stozinden görüldüğü gibi guanin adenin stozinden tek bir nükleotin değişmesi o protein yapısında lösünse lösün oluyor. Herhangi bir yapıda bir sıkıntı yaratmayabiliyor. Tek bir nükleotin değişikliği. Bazen bu tek nükleotin değişikliği aminosit değişikliği sebep açarak protein yapısında şeklinde İşlevinde değişiklik yapıyor. Proteinle enzimler, proteinle bütün hücresel yapısındaki olan yapı taşları. Bu işlev gören DNA'nın tanımladığı proteinin işlevini bu tek nükleotit değişikliği etkileyebilir, etkileyemeyebilir veya işini güçlendirebilir. Bu bize kişilerin hastalıklara yatkınlıklarını, vitamine ihtiyaçlarını, yaşam tarzlarını, sporlarını belirliyor. Nasıl oluyor bu farklılıklar? Bir kişinin diğer kişilerden farklı olduğu, bu en önemli dünyada artık olmazsa olmazlarından bir tanesi farmakogenetik. Artık ilaçları yurt dışında farmakogenetik temelli kullanmak istiyorlar. Neden? Bir yan etki çok fazla oluyor. İtki, etki olmuyor. Temoksifen en belirgin özelliklerinden bir tanesi. E, kullanılıyor, çok ciddi bir ilaç. Ama etkili olması için enzimi çalışması lazım. Enzim çalışmadığı zaman etki olmuyor ve hasta karşımıza relapsla gelebiliyor. O yüzden e, yurt dışında bazı ilaçların farmakogenetik temelli kullanılması artık kesinleşti. Çok güzel bir santral dogmamız var. DNA eskilere götürüyorum siz biraz sayın hocalarım. Belki daha da iyi bilenler vardır ama DNA replikasyon daha sonra RNA sentez transkripsiyon, daha sonra protein yapımı. Bu döngünün bir yerindeki sorun bizim farklılığımıza sebep açıyor. DNA ile ilgili olursa nütrü genetik diyoruz. Genetik varyansların farklılığına. Mesela laktaz enzimi kodlayan e, genlerde sorun olduğunda laktoz intoleransı olabiliyor kişilerde. Nütrü genomik ne peki Gülsen? Nütrogenomik de bizim yediğimiz besinlerin genetik bizim genetimiz üzerine etkileri. Bunu biz tanımlarsak nütrogenomik de besin gen etkileşimi söz konusu. Bir tanesi besin maddeleri reseptörle etkileşime girerek DNA bağlayan transkriptör faktörler gibi davranabiliyor ve gen ifadesini değiştirebiliyor. DNA'nın ifadelenmesi için transkriptör faktörlerle biraz önce bahsettiğim gibi DNA'nın replikasyonu, miRNA ve protein yapımı olması gerekiyor. İkinci olarak besin maddelerin DNA metilasyonunu üzerine etkisiyle epigenetik değişiklik yapıyor. Hepimiz ne kullanıyoruz? Yeşil çay kullanıyoruz. Hepimiz ne kullanıyoruz? Kurkumin kullanıyoruz. E, soya kullanıyoruz. Bunların etkisi epigenetik mekanizmalarla olmaktadır. Bireyler arasında e, farklılık da biraz önce söylediğim gibi diyetlerde ve beslenmede Farklılıkla sonuçlanmakta. Ee, burada nutrigenomik diyet etkisinde genlerin özellikleri genomik, miRNA dediğim gibi e, transkriptomik, protein yapına proteomik ve proteinlerin ve bütün ürünlerin sonucu metabolomik diye gruplara ayrılmaktadır ve bu elif bu şekilde incelenmektedir. Ee, epigenetik bunun neresinde? İşte epigenetik DNA'yı değiştirmeden ifadelerin değiştirilmesinde. Şöyle bakmışlar, genom projesi yapılmış. Genom projesi esas çok büyük ümitler varmış. Fakat bakılmış ki dört dörtlük değil. Evet yani single nucleotide polimorfizmi yok, o kişinin yatkınlığı yok ama hastalıkları var. Peki neden? DNA'nın ifadesini değiştirdiğiniz zaman sanki mutasyon varmış gibi o kişinin Genetiği genetik şifresinde sorun olabiliyor ama en önemli özelliği genetik DNA üzerinde herhangi bir değişik olmadığı için epigenetik olumsuzlukları geriye döndürebiliyoruz. Burada epigenetik dediğim gibi DNA zinciri değişmeden ifadenin değişmesidir. DNA ifa nasıl değişebilir? Biraz önce bahsettiğim gibi beslenme, yaşam tarzı, çevre koşullarıyla değişir. Epigenetik faktörlerde o kadar ilginç ki epigenetik annenin babanın yedikleri babanın yaptığı spor ergenlikte yedikleri yaptığı sporla en basit olarak beyin kaynaklı nötron faktörleri hepimiz hakimizde sayın hocalarım onun ekspresyon üzerine epigenetik değişikliği yaparak nesilden nesile çocuklardaki dikkat eksikliğine etkisi olduğu çalışmalarla göstermiş. Yani epigenetik değişiklikler nesilden nesili sanki mutasyon varmış gibi geçen bir olay. O bunu öğrendikten sonra niye bazı çocuklar Hüseyin Ziyal hocamı anmak istiyorum. Onun bir cümlesi beni epigenetikle tanıştırmıştır. Çok değer verdiğim bir hocam. Bana şunu demişti Gülsen ben ıı, astım hastasını tedavi ediyorum. Astım hastasını tedavi ediyorum. Bir, ondan sonraki astım hastasının çocuğu da astım olmuyor. Daha sonraki nesillerde olmuyor. Ben duruyordum. Allah Allah. O zaman cahilim tabii. Bilmiyorum bu epigenetiği. Ya nasıl olur diyordum. Yani astım olan bir çocuğun nasıl olmaz? Epigenetikle tanıştıktan sonra bunu anladım. Akupunktur epigenetik olumsuzlukları geriye döndürerek yapılan çalışmalar bunlar gösterilmiş. Düzeltiyor. Ne oluyor? Nesilden nesile geçişi de engellemiş oluyordu. Esası epigenetik olması gereken bir şey. Anne karnında sıfırlanıyor. Ve anne karnında tekrar programlanıyor çocuk. Orada programlanırken hangi hücrenin ne olacağı epigenetik mekanizmalarla oluyor. Yani cilt hü hücresindeki bazı genler susuyor, bazı genler çalışıyor. Epigenetik mekanizmalarla cilt hücresi oluyor. Kas hücresi diğer genler çalışıyor, diğer genler susuyor. Bir kas hücresi oluyor. Yani epigenetik belirteçler aynı bir barkod gibi işlev görüyor. Mekanizmaları çok basitçe anlatmak ki dersem DNA metilasyon, histon modifikasyon, kodlanmayan DNA susturulması olarak tanımlayabiliriz üç mekanizmayı. Burada bu üçünün yaptığı ne? Üçünün yaptığı DNA'nın susmasını ve DNA'nın çalışmasını sağlamaktadır. Esas hepimiz bilir. Metilasyon döngüsü çok önemlidir. Metionin folat döngüsü çok önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü DNA metilasyon için gerekli olan semin tek metili Vermektedir. Stozin ve guanölite tek metili vererek esasında vücudun sağlıklı çalışması için gerekli metilasyonu sağlamaktadır. Fakat burada biraz önce bir şey söyledim ben. E, metilasyon nerede? Hep bu karışılan bir şeydir. Evet, hücrenin tanımlanmasında ve çalışması için global metilasyon önemli. Bir de promotor metilasyon vardır. O promotor bölgedeki DNA'daki metilasyon o genin çalışmasını engelleyip susturabilir. Bu ikisi çoğunlukla kalışını belirtmek istedim. Yani DNA metilasyon dendiğinde gen dedim promotor bölgesinde olduğunda transkriptör faktörün tanıma bölgesi değişikliği neden olur ve tanımlanmaz. Gen ifadesi baskılanır. Metilasyon çoğunluğundaki bu tanımlamadan sonra histon deasilasyon ifadesi de gerçekleşmektedir. Promotor bölge, bir gene tanımlarsak bu şemayı ben çok seviyorum çok da basit anlatılması diye promotor bölgede olduğu zaman gen ekspresyonu olmayacak ve o genetin tanımlandığı enzim, amino, enzim veya işte proteinler tanımlanmayacaktır. Biz ne yapıyoruz? Evet DNA metilasyonu olduğu gibi DNA Demet ile de olabilir. Biz bu yolakları kullanıyoruz. Yani olmaması gereken yerde DNA'nın susması, olması gereken yerde tam tersi döndürebiliriz. Böyle bir şey ki bir DNA Direkt mekanizması vardır. Anne karnından başlar bu programlamak. Özellikle ergenlerde en hızlı zamandadır. Daha sonra öyle bir zaman gelir ki bir drift oluşur ve insanlar yaşlanmaya başlar. Yaşta gelen hastalıklara baktığımızda kardiyovasküler hastalıklar nörodejeneratif hastalıklar obazite bunların sebebi esasında epigenetik mekanizmaların oluşmasıdır. Dünya bunu uğraşıyor. Bu mekanizmaları geri çevirmeye çalışıyor. Tabi hayvan deneylerinde yapıyorlar. Biliyoruz aramız da bilenler vardı. Reprogramik dedi ifadeylerden deneyler tabii insanlarda bu yok ama amaç bu programları ne kadar yavaşlatabiliriz ve ne kadar durdurabiliriz. Eğer bunları hepimizin insanlara dokunuşlarında bu mekanizmaları durdurmada esasında amacımız. Tedavi ettiğiniz hastalarımız vardır. Ağrısı olan, astımı olan, alerjisi olan veya işte kronik hastalıkları olan hastalarımızı geriye çeviriyoruzdur. İşte bunun geri çevrilmesi epigenetik mekanizmalarla oluyor. Nütfü genetik sevdanlardan geldi. Kişiyi tanımadan epigenetik mekanizmaları hareket ettirme şansım yok. Dört tane bölge düşün, dört şema. Bunun, onu ben buraya eklemeyi unutmuşum. Bir tanesi genetik temelli kişinin kim olduğunu tanımlamak lazım. Ne yapıyoruz? Detoks kullanıyoruz. Detoksifikasyon yapıyoruz vücudumuzda. Ama faz 1, faz 2'yi bilmeden faz 1 yavaş çalışan bir kişiye kurkumin kullandığınızı daha da yavaşlatabilirsiniz. Veya faz 1 hızlı çalışıyorsa ve faz GSTM, faz 2 duruyorsa siz bu kişiye Brokoli dediğim çok esensiz halk dediğimiz gıdalar veya hapların dediğinizde tam ters etki yapacak. Neden? Faz 1 ve faz 2 arası esansı zararlıdır. İşte bana nütigenetik kişiyi tanımlamakta faydası oluyor. İkinci olarak nütigenetik temelli kişinin beslenmesiyle yapılan çalışmalarda bağırsak mikrobiyotanı düzelmek, meditasyon döngüsünde sorunlu olan yerleri göstermek ve kişinin yatkınlıklarını belirerek kişiye özel dizayn etme şansı bize tanıyor. Histon modifikasyon esasında burada histonlar asitili olunca açılıyor, transkriptör faktörler ifadelenmek için DNA hazır ediyor ve ifadeleniyor. Histon destilas esasında inhibisyonu bizim çoğu ilaçlar için kullandığımız ve kanser ilaçlarında kullandığımız veya günlük olarak kullandığımız bir tanesi de mesela bütürük asit bunlardan en çok kullanılanlardan ve bilinenlerde histon deistiraz inhibisyonu yaparak etki etmesi. Bu az önce bahsettiğim gibi mutasyonla epigenetiniz en büyük özelliklerinden bir tanesi, bir tanesi geri dönüştüdür, bir tanesi geri dönüşsüzdür. Epigenetik değişikler ne zaman başlar dediğimizde biraz önce bahsettim. Çevre diyet ve zamanı bakkında babanın diyet ve yaşam tarzının, annenin hamilelik önceki diyeti, bebek beslenmesi var. ilk yaşta çocuk belirgin olarak programlanır. Annenin çevre koşulları olması, vitamine düzgün beslenmesi, esasında her hamile kadın 6 ay önce bunları düzgün bir şekilde hayatın e, hayatını dizayn edip eksiksiz olarak hamileye başlar. Anne karnındaki program çocuklar programlanırken daha düzgün olarak hayata başlaması söz konusudur. O kadar önemli ki yapılan bir çalışma 1944-1945 zamanı kıtlık zamanında daha sonraki dönemlerinde erişkin zamanındaki DNA metilasyon düzeyleri bakılmış. Kıtlık da anne karnında kıtlık olmayan bir grupla kıyaslandığında burada bakıldığında otomün hastalıklar, kolesterol, obezite olan, obezite sebep açan Genlerde, metilasyonda, DNA metilasyonda ama bahsettiğim olay susması, düşük metilasyon, yüksek metilasyon olumlu ve olumsuz değişiklikler göstermiş. Yani anne karnındaki kıtlık çocuğun gelecekte kardiyovasküler hastalıklar, obazite, otomin hastalıklara e, olmasını veya olmamasını programlayan bir dönem. Bunun dışında peki konjital, bana ilginç geldiği için bunu da beklemek istedim. Konjital kalp hastalıkları bizim bildiğimiz konjektal kalp hastalıkları hepsi e, evet yani genetik. E, yalnız genetik mi? Hayır. Epigenetik mekanizmalarında olduğu çalışmalar gösterilmiş. Öyleyse anne karnındaki bir çocuğun düzgün olarak anne karnındayken müdahale edilmesi veya yani önce de annenin düzenlenmesi kardiyovasküler riskleri de azaltacaktır. E, kısaca soru var mı? Bir hocamız soru sormuş mu yoksa? Hmm, yok tamam. Bir de epigenetik saati konuşmak istiyorum. Çünkü benim olma çok sevdiğim bir konu ve dünyada gerçekten en son biyobelirteç olarak kullanılanlardan birisi epigenetik saat. E, Steven Horvath, Alman-Amerikalı yaşlanma araştırmacı, genetikçi, biyoistestikçi. Zaten genetikçi ve biyoistestikçi olmak durumunda e, böyle bir dizayn yapabilmesi için. Evet demiş ki yaşlılık kaderimiz değil esasında yalnızca bunları nasıl çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Ve 2013'te itibaren sürekli yeni saatler yapılmış. Harvardın saati, Hamon saati, Harvard ikinci saat, filan saat, Grim, Grimage, Grimage. En son bizim dersimiz Grimage için çok daha önem kazandığını hocamız belirtmişti anti aging ve yaşlılık belirtileri için. Peltve. ve özellikle çok dikkatimi çeken bir şey, çocuklarda yapılan bir e, 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 test. Bu karalak e, alınan e, anne, şey e, tükürükle yapılan bir test. özelliğinde 3 yaşlı bir çocuğun e, i̇stismara sahip, olup yani istismara uğradığı veya sözlü olarak veya işte kötü davranıldığını tespiti veya otizmle ilişkili olduğu çalışmalar var. Burada hep amaç erken teşhis ve erken tanı ve tedavi sonraki başarının gösterilmesi. İşte epigenetik saatler ileri de gidebiliyor geri de biliyor. Hepimiz esasen longevity veya uzun yaşamla ilgileniyoruz. Evet yani yaşatmak ve sağlıklı yaşama önemli. E, yaş alabiliriz ama benim cümlem var yaşlanmamak elimizde. Çünkü bütün kanser ve yaşlanın temelinde e, global bir hipometilasyon, promotorda hipermetilasyon. Hepimiz esasında aramızda belki hocalarımız vardır. Global e, hipometilasyonu tedavi etmekle uğraşır. Bu bir drift'tir esasında, bir sürüklenmedir. Bunu da çok zor öğrenmiştim drift nedir diye. O yüzden e, inşallah çok kolay anlatabiliyorumdur. E, bir dönüş Buraya ben bunu biraz sonra epigenetik drift'e alacağım. Yani bir kişi erken yaşlanabilir, yaşlanmayabilir, daha da yaşından genç gösterebilir. Yaş, yani yaşına göre daha genç olabilir. Ee, Yaş arttıkça neler olabiliyor? Kanser riski artıyor, nörolojik hastalıklar artıyor, metabolik hastalıklar artıyor, stres artıyor. Bunları geriye döndürmemiz gerekiyor. İkizler arasında yapılan çalışmalarda bazı çevre koşulların, beslenmenin, epigenetik saat üzerinde kadar etkili olduğu gösterilmiş. Yaşla beraber e, Stözüm ve guanin bölgesinin yüzde altmışında metilasyon kaybettiği, yüzde kırkında metilasyon kazandığı bir drift olduğu gösterilmiş. İşte bu çok güzel bir örnek. Ne oluyor Gülsen diye sorarsanız yer değiştiriyor. Spesifik olarak hipermetilasyon, hipometilasyon bölgeleri yer değiştiriyor ve buna bağlı sorun oluyor. Nasıl oluyor? Mesela interleukin 6, interleukin 10. Interleukin 10 susuyor, interleukin 6 artıyor, inflamasyonla daha çok karşılıyoruz. Ya da P53 geni biliyorsun ki e, kanserle çok ilişkili. Bundaki metilasyon döngülerinin değişmesi bizi e, kanser ve diğer hastalıklara yatkın kılabiliyor. Bu şema çok hoşuma giden bir şema. Böyle bir drift oluşuyor. Bu drifti amacımız geriye döndürmek. Bütün dünya bununla uğraşıyor. Promoto hipermetilasyon olmaması gereken yerlerde genlerin susması, global hipometilasyon tam tersi işlevinin yitirmesi. Bunları epigenetik saat faktörle geriye çevirmemiz. Evet ben bu çalışmayı çok yapmak istemiştim ama epigenetik saati yoktu. İnşallah daha güzelini hocalarımızla beraber yaparız. 2001'de, 2021'de yayınlandı. Hayat tarzının ve yaşam tarzının değişmesiyle epigenetik saati Değiştirebiliyoruz. 50 ile 72 arasında olan bir grupta 18 sağlıklı 20 sağlıklı kontrol grup. ki çok yüksek rakamlar değil ve çok fazla üniversite burada olmuş. Yani bunlar yapılmayacak çalışmalar değil çok basit esasında çalışmalar. 8 hafta boyunca diyet, uyku, egzersiz, rahatlama ile beraber e, ne yapmışlar? Sebze meyve protokolü arttırmışlar. Burada biraz süt sütünle, tahıllı ve fasulye grubunu kaçılmışlar. Probiyotik kullanmışlar. Hepimizin bildiği yürüyüş ve uykuyu koymuşlar. Nefes egzersizi koymuşlar. Beraberinde gerçekten listede bu şekilde uyguladıkları listeler. Bu kişilerde baktıklarında 8 hafta sonra yaşın 3 yaş geriye gitti. 3 yıllık bir azalma olduğu kişilerde göstermiş. Biraz önce bahsettiğim gibi epigenetik mekanizmalar nasıl oluyor? Bizim kullandığımız yeşil çay, resveratrol, brokoli, selanyum ne yapıyor? DNA metilasyon üzerinde etkisiyle metilasyonu demetile edebiliyor. Kurkumin ne yapıyor? Yeşil çay ne yapıyor? Histon deastlas inhibisyonu asetile ederek ifadelenmeye artıyor. Esasen bizler çevre koşullarını değiştirerek hepimiz toksinleri ve kişi özel bir dizayn ederek kişinin epigenetik olumsuzluklarını geriye çeve biliyoruz sayın hocalarım. İnşallah sene bir kongrede sizleri bekliyorum diyerek buradan ikinci sunuma geçiyorum. Ee, sorusu olan var mı sayın hocalarım? İkinci sunumdan sonra mı geçeriz? Evet. Çok sevdiğim bir konu. D vitamini eksikliği genetik mi epigenetik mi? İlk önce Sayın Hocam, İlhan Hocam izniniz olursa bir sorayım mı Sayın Hocalarım? Ne düşünüyorlar? Sonra geçelim. Herhangi bir fikri olan var mı hocalarımdan? Neden devletimiz eksikliğimiz var? Hiçbir fikri olan var mı? Gülşen Hanım ben duyuyor musunuz beni? Duyuyorum hocam. Ee, çok özür dilerim ee, konuşmanızın büyük bir bölümünü ben internet sorumluluğum yüzünden izleyemedim. Evet Tamam. <laughs> Kusura bakmayın. Teşekkür hocam. O yüzden şimdi bir gene devamlılık yakalayabildiğim için girdim araya. E ee, herhalde bizim burada bir sorun var internet sorunu. Ama e, sorunuzu cevaplamaya çalışalım. Yani hani belki ne? merak uyandırmak için ya da belki hocanın fikri vardır. Hani Evet evet fikri olanla bir bakayım ben sohbet bölümünde yazan bir şey olmuş mu? Evet e, o birkaç soru gelmiş ha, ama onları sonra Hı -hı. Duyuyor musunuz beni? Duydum, duydum. İzleyen duruluyor. Evet. Tamam, İsterseniz sonra mı cevaplayayım seni Hocam? Sonra, sonra sonra, cevaplayalım bunları. O zaman ben geçeyim. Ee, ben, ben baştan gene de özür diliyorum. Yine bir kesintiye uğrarsam moderatörlüğü Aydın Bey yüklenecek. Bilginiz olsun. Teşekkür tamam. ederim. Ben tamam. teşekkür ederim. Tamam. Evet, devletimiz sürekli düşük. Neden düşük? D vitamin eksikliği şöyle bir e, D vitamin eksi mekanizmasını hakkında hepimiz biliyoruz ama şöyle kısaca geçmek istiyorum. D vitamin eksikliği genetik midir? D vitamin eksik epigenetik mekanizmalar var mıdır? D vitamin eksikliği mikrobiyota ilişkisi var mıdır? Şeklinde sunumumu yapmak istiyorum. Mesela aslında hocalarım bıktı benim sunumlarına birkaç yerde sunduğum bir konu ama bence çok önem veriyorum sunuma. İnşallah faydası olur sizlere de. D-vitamin mekanizmalarını bir tanımlamak istiyoruz. İki tane D-vitamin formülümüz var. Bir tanesi D2, bir tanesi D3, aygokarsiferol, kolokarsiferol. Bitkilerden elde ettiğimiz, güneşiyle elde ettiğimiz, vimutta ve sütle elde ettiğimiz bunları biliyoruz. Peki ne oluyor bunlar? Karaciğerden 25 hidroksi D3 oluyor. Daha sonra aktif form 1, 25 hidroksi D3 oluyor. Sonra da inaktif formu 24, 25 hidroksi D3 oluyor. Biz niçin D-vitamini alıyoruz? Aktif forma geçmesi için D-vitamini alıyoruz. Ve kan 25 hidroksi D3'te değerlendiriyoruz kan tahlillerimizde. Peki gerçek D vitamini etki mekanizması nedir? Esasında güneşle diyet de suplemente aldıklarımız ne oluyor? Bir enzim var. Yani bir enzimle tanımlanarak enzimlerle beraber aktif hale geçiyor. Bu enzimleri tanıyan genler hangileri? 25 hidroksilazlı tanımlayan stokrom 2R1 olan enzim kalsidiyol oluyor. 25 hidroks D aktif forma dönüştüren ise stokrom 27B1 o da bir alfa hidroksilazı tanımlıyor. Bu genlerin İşlevi bizim için önemli. Peki ne no, Sonra ne no oluyor Gülsen? Sonra 25 hidroksin bir anlamı yok. Aktif hale gelmesi lazım. 1-25 hidroksi D oluyor. Kalsitriol oluyor. Bu nerede oluyor? Renal mi oluyor? Evet. Peki renal olan ne yapıyor? Paratüret kalsiyum fosfor dengesini sağlıyor. Peki biz biliyoruz ki D vitamini çok önemli. İnflamasyonda, kardiyovaskülasyonda, kanserde. Her geçen gün çalışmalar, 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 sürekli çalışmalar var. Peki bu buradaki D vitamini mi? Hayır, ekstra immün sağdan sağlayan inflamat anti etkiye sahip ekstra renal. 2R1'in etkisiyle olan regülasyonu çok iyi bilinmiyor. Daha düzenli, çok daha açıkçası çok net bir şey görmedim. Ee, e, D3 esasını bizim gerçekten ekserenel olan kısmı biz D vitamin gerçek anlamda kullanıp bu kısmı etki etmesini istiyoruz. Bu genlerde bu kısımda 7 Dehidrokolesterol kodlayan genler var. Biraz önce bahsettiğim gibi 5 hidroksil stokrom 2D1 kodluyor. Bir alfa hidroksa 27 stokrom 27B1 kodluyor. 24 hidroksil stokrom 24A1 kodluyor. Bir de vitamin taşıyan proteinler var. GC'ler ve VDR ve retinol X proteinler var. Çünkü neden? Şimdi biz D vitamini alıyoruz, aktif forma getiriyoruz, 1.25 yapıyoruz. Ondan sonraki form da esas aktif formunun VDR, retinol X reseptörü bağlanarak gen transkripsiyon üzerine etkisini biz inceliyoruz Şimdi yapılan çalışmalarda gerçekten ciddi D eksikliği var. Hiç bunları size yormayın. Bunlar hepsine bildiğimiz şey. E, yetersizliği işte 50 ile 75 arasında tutmayı öneriyorlar. Daha çok fazla gördüğüm e, çalışmalarda. E, D vitamini olduktan sonra VDR ile VDR kalsitrol Rx de esasında gen transkripsiyonu etkiliyor. Gerçek amacımız bu. Gerçekte buraya bağlandıktan sonra özellikle bu cilt hastalıkla ilgili bir yayından aldım. E, e, keratinositlerin değişimi de dediği kateriz dedi, kateşirin e, dedi production işte önleyici e, bu e, e, koruyucu proteinden olması, immün sistem regülasyonu, T hücrelerin regülasyonu modülasyonu sağlayan kısmı bağlandıktan sonraki kısmı. Şimdi D vitamini neden eksik? Genetik mi? Ona bakalım. Genetik çalışmalara baktığımızda evet yapılan çalışmalarda D vitamini taşıyan genlerdeki bazı areslerde D vitamini seviyesi düşük gösterilmiş bu çalışmada. BDR ile ilgili herhangi bir şey bulunamamış. Daha sonra çocuklarla ilgili bir çalışmada suplement kullanımı D vitamini üzerine etkisi ile ilgili olarak 9-10 çocuk dahil edilmiş. 25 hidroksi D vitamini doğumdan 12-24 ayda bakılmış ve e, e, GC dediğimiz genini D, biti, D vitamini taşıyan proteindeki e, single nucleotide polymorphismlerin D vitamin hidroksi 25 hidroksi D vitaminin düzeyinde etkisi olduğu sonucuna varmış. Evet genetik olabilir demek bunu koyuyoruz bir köşeye. Peki genetiğe bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Peki biz neye bir şey yapacağız ve hastamızı nasıl tedavi edeceğiz? Ee, yine Yunanistan'da yapılan bir çalışmada bakıldığında D vitamin reseptörler eksikliğinin D vitamininin düzeyini etkili olduğu gösterilmiş. Bu benim bir benim şeyimiz bizim benim kurguladığım bir panelimizde Burada VDR reseptörleri ve bu kişiye baktığımda neye bakıyorum? Stokrom 2R1'deki işte A alensi risk aleli bu kişinin düşük D vitamini var. Böyle bir riski yok. Yüksek D vitamini var. Evet. Genel olarak baktığımda burada bir tane e, burada taşıyıcı proteinle ilgili bir sıkıntı var. VDR ile ilgili sıkıntımız var. Bir tane VDR reseptörle ikinci bir sıkıntımız var. Yani VDR reseptörle daha ön planda sıkıntı. Bu koruyucu etkisi var zaten, onun bir şeyi yok. Her single nucleotide polymorphism kötüdür anlamına asla gelmiyor. Bağımsız tam tersi kişi koruyucudur. Peki epigenetik mekanizmalara baktığımızda, burada ikiye tanımlamak istiyorum. D vitamin mekanizmasının epigenetik etkisi, epigenetin D vitamini mekanizma üzerine etkisi nasıl oluyor? İlk önce D vitamini mekanizmasının epigenetik etkisini incelemek istiyorum. Bu çalışmada çok güzel anlatılmış biraz önce bahsettiğim kalsitriol vdr bağlı VDR kalsitriol retinol X reseptörler gen transkripsiyonu etkiliyor. Eğer 1,25 25 D kalsitriol olduğunda VDR ile retinol X reseptörü bağlanarak histon Deheslaz, yani asetilasyon oluşuyor ve ifadeleniyor. Biraz önce bahsettiğim gibi DNA asetile olduğunda transkriptör faktörlerin oraya girip ifadelenmesi sağlanıyor. Histon destile olduğu için DNA'da transkriptör faktörler giremediği için DNA ifadelenmesi olmuyor. Yani biz eğer yeterli bir 25 hidroksi D vitamini sağlarsak VDR reseptörler, e, retinol X reseptörler arasında bir sıkıntı olmazsa, bunlarda da sorun olmazsa histonu asedile ederek ifadelendiriyoruz. Ve insan dönemi yaklaşık bana da ilginç geldi. Yüzde üçünde bu mekanizmayla epigenetik modülasyon sağlıyor. E i̇şte işte D vitamini bu yüzden önemli. Ama almak mı yoksa buraya etkilemek mi? Almak yetmiyor. VDR reseptörünüz düzgün çalışması lazım aktif forma gelmesi lazım ki sizin istediğiniz epigenetik mekanizmalar oluşsun. Burada herkes takılıyor. Çünkü VDR reseptörlere ilgili çok büyük çalışmalar var. Kanser çalışma var, otomün çalışmalar var. Öyle ki benim bir yazmış olduğum otomün ile ilgili makale yazan çok dikkatimi çekti. Viral infeksiyonlar VDR reseptörlerdeki epigenetik değişiklik yaparak bu modülasyonu bozarak otomün sebep açıyor. Şimdi sorgulamaya başlıyorum tabii. Birer infeksiyonlardan sonra niye bu kadar otoimmün hastalıklar arttı? Acaba böyle bir şey mi yaptı? O yüzden VDR reseptörü, D vitamini çok çok önemli. Alıyorsunuz ama etki etmesi için bağlanması ve istediğimiz epigenetik değişikliği yapması lazım. Evet, öğrendim. D vitamini epigenetik değişiklik için çok çok önemli. Ama etki mekanizması bu yollardan geçiyor. Histonasyon, histonasyon nedir diye bir göz açınarlı olsun istedim. Asetili olduğu üç zaman açılıyor ve ifadeleniyor. Ama e, diğer tane destli olduğu zaman da kontraste bir şekilde oluyor. Histon Ristoldaistilans inhibisyonları çok fazla kullanılan ilaç olsun ya da suplement olarak kullanılan suplementlerimiz var. Peki epigenetin D vitamini üzerine etkisi nedir diye baktığımızda çok güzel bir çalışma çok beğendiğim fare çalışması ama 2019 glutatron eksikliğine bağlı ve yüksek yağlı besinlerle beslenen farelerde yapılan bir çalışma. Burada şöyle ifade edeyim. Biraz önce bahsetmiştim. D vitamini vücudumuza aldıktan sonra aktif hale gelmesi için 25 hidroksilaz, 1 alfa hidroksilaz e, aktif çalışması lazım. Yani stokrom 2R1'in, stokrom 27A1'in, stokrom 27B'nin aktif çalışması lazım. Burada kıyaslandığında asetil, buradaki promotor bölgede glutatyon eksikliğinde ve yağlı yediklerin farelerde Hipermetili olup sustuğu gösterilmiş. Peki tam tersi 24A1 inaktif eden formda ise hipometili olarak daha fazla çalıştığı göstermiş. Sanki glutatör eksikliği ve yağlı farelerde mutasyon varmış ki bu genlerde D vitamininde sorun yaşanmış. Bunun aynı şekilde VD reseptörü sorun var. O zaman biz şöyle hastamızı alıyoruz. Hastamızı tedavi edeceğiz. Evet hastamız kötü besleniyor. bağırsak virüsü kötü. Hani bu çalışmayı söylüyorum glutathion için. Hani başka bilmiyorum şu anda yanlış olmasın. Biz bu hastamı D yükseltmeye çalışıyoruz. Yükselir mi? Yükselmez. Hani ilk önce biz hastamızın esasında bunu düzeltmesini istiyorsak bir bütün olarak düşünmek lazım. Bağırsak filosunu düzeltmek ve ona bağlı olarak da eğer bunları düzeltirsek buradaki olumsuz genlerdeki Hipermetilasyonu da düzelteceğiz. Çalışmayan genlerin çalışmasını da sağlayacağız. İşte epigenetiği en güzel yanı bu. Bunları geri döndürebiliriz. Ama bunlardaki yalnızca D vitamini o vererek bu kişiye etki edemeyiz. Ee, bu tekrar burada bir göstermek istedim. E, ee, bahsettiğim gibi bu kişilerde e, Stockholm 2R1, Stockholm 27A1 yani 2591A, Hidoxilaz ve değerleri hipermetili olup sanki genlerde e single link polymorphism varmış gibi çalışmadı. O zaman D vitamini veriyorum, aktif oluyor mu? Olmuyor. 25 yani 125 kalsitriol oluyor mu? Olmuyor. E BDR'ye etki ediyor mu? Etmiyor. Ve hasta iyileşmiyor. Benim ilk önce oradaki durumları modüle etmem lazım. Peki ne yapabilirim? E dediğim gibi hastanın beslenmesini, mikrobiyotasını düzelttikten sonra vereceğiniz D vitamini çok daha etkili olacaktır. Bu biraz önce bu dediğim gibi bahsettiğim konu. Dediğim gibi ifadelenmenin tekrar geri dönme şans var. Gelelim mikrobiyota ve e, e, vitamin etkileşim. 2014 senesinde bir kongrede dikkatimi çekmişti. Doğuda ve batıda D vitam eksikliği vardı. Doğuda ve batıma bir tanesi güneş var, bir tane probiyotik yani şimdi şey var, fermente gıdalar var. Acaba dedim mikrobiyota etki eder mi? Yani mikrobiyotanın acaba D vitam etkisi var mı diye merak edip 2016'da yaptığım bir çalışma evet. D vitamini bağırsak mikrobiyota üzerine etkisi var mı? Evet. iki etkisi var. Biliyoruz ki D vitamini ama ne zaman? VDR ile bağlandıktan sonra antimikroba peptitlerin ekspresyonu düzenleyerek bağırsak mukozası bariyerleri kontrol edebilir. Evet. Kalsitriol, aktik D vitamini, VDR bağlandıktan sonra, hep VDR diyoruz. Neden? Çünkü çok önemli. Bağlandıktan sonra immün sistem regülasyonu, bağırsak geçirgenliğini azaltma, patojenlerin geçirgenliğini, geç, geçişini azaltma ve T regülasyonu sağlama etkisi var. Peki bağırsak mikrobiyotanın D vitamini etkisi var mı? Çünkü benim dikkatimi çeken oydu Doğuda ve batıda D vitamini eksikliği var, bir de fermente gıda var. Acaba bağırsak mikrobiyotası D vitamini üzerine etkisi var mı? Çünkü bu tarafta güneş var. Ee, benim de yaptığım çalışmada yüzde seksen D vitamini eksikliği çıkmıştı 2016 senesi 17 senesince yayınlamıştım o makaleyi de. Baktığımızda evet e, patojen bağırsak mikrobiyotasında probiyotikler VDR eksponansı üzerine etkisi var. Yani gerçekten bağırsak mikrobiyotası, Lactobacillus rhamnosus, ve Lactobacillus plantarum, e, BDRS ekspresyonunu arttırıyor. Öyleyse ben bağırsak mikrobiyotası düzeltirsem ve uygun bir probiyotik tercihim olursa D vitamini de başarılı olabilirim. Özellikle probiyotik bakterinin direkt D vitamin seviyesini yükseltme etkisi var mı? Lactobacillus rotorinin e, özellikle 7 dehidrokolesterol sentezini arttırarak e, D vitamini düzeyini arttırdığı göstermiş. Biraz önce bahsettiğim gibi bağırsaklarda işte yağlı yiyecekler olsun, glutatun eksik olsun, DNA e, genetik üzerine bu yollaklardaki genleri susturduğu için e, çalışmaz ve eklif olmaz. Eğer ben bağırsak florasını düzeltirsem, beslenmesini düzeltirsem bu genlerde susan genlerde epigenetik mekanizmaları tersine çevirebilirim. Benim 2016 yaptığım bir çalışma bu çalışmada aynı sonucu gördüm. Laktobasim rotörü kullananlarda e, sırf laktobasim rotörü kullananlarda iki katı e, bitim, pro, D vitamini ve probiyotik kullananlarda dört katı atmıştı. Yani bir, kişi, bir kişiye D vitamini verseniz beşten ona çıkacak. Sırf probiyotik verseniz beşten ona çıkacak. Probiyotik ve D vitamini verdiniz beşten yirmiye çıkacak. Peki nasıl? E çünkü olumsuz epigenetik değişiklikleri geriye döndürüyorsunuz beraberine. VDA, VD reseptöre ilgili eğer -like polimorfizm varsa bir. iki. biraz önce bahsettiğim gibi beslenmesi kötü, e, bazı vitamin eksiklikleri var. VD reseptör ekspresyonu olmayan bir kişinin de VD ifademi arttıran etkisinde Arttırıyorsunuz. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Ne kadar D vitamini vermeliyim? İşte bu en son bir çalışmada, 2020 çalışması, eğer bir kişi de histokrom 24A mutasyonu varsa, bu kişi yüksek dozda D vitamini kullanılmasına dikkat edilmesi e, konuşulmuş. Çünkü böbrek taşı soru işareti. %100 tabii ki tıpta %100 yoktur, ama dikkat edilmesi gerekebilir diye belirttik. Peki ne kadar ne kullanalım? çalıştığında ben en son bir makaleler, yani neler var ona bir e, kısaca özden, gözden geçirmek istedim. E, bakıldığında eğer eksik tedaviçi günlük dozu 6 bin ünite gibi önermişler. E, belirli bireyler ve koşu 10 bine kadar yükselebilir. Bunlar hepimizin bildiği malabsorpsiyon sendromu, devletim, evim sıkıntı olan, olan kişilerdi diye belirtmişler. İdamı dozu 800, 100 ve 2000 gibi ifade etmişler. E, bunları geçiyorum. Çocukta başka bir çalışmada ne kadar demişler? Bunlara 7 haftada işte 40 bin ünite haftalık olarak e, kapsül gibi haftalık, 7 hafta gibi önerenler var. E, 50 bin işte haftalık, 6 hafta gibi önerenler var. E, farklı bir şey olsa da burada şunu dikkat istiyorum. Benim yani bu ikisi de son e, rehberler son senenin rehberleri çok yüksek dozlarda kullanım yok. Çocuklar tabii çocuk doktor olarak bunu söylemeden geçemem. İşte şiddetli orta ve evet, Türkiye'de oldukça eksiklik var. En azından 30'da 50 arası çocuklar tutmamız lazım. Çocuklardaki dozlara baktığımızda da gerçekten çok, büyük dozlar önerilmiyor. Ee, önerilen dozlar 1000-2000 gibi e, yaşlara göre 4000'e kadar 18, 1 ile 18 yaş arasında diye konuşuluyor. Sayın hocalarım, e, benim anlatacaklarım bu şekilde e, soruları olan varsa, e, katkısı olan varsa çok memnun olurum. Hocam, Ali hocam burada mısınız? E, merhaba. Bakalım, e, herhalde İlhan hocam yine koptu. E, ben isterseniz e, moderasyonu üstleneyim. Ee, hocam birinci bölümle ilgili de e, sorulmuş bir soru vardı. Arzu evet. Dersleriz oradan başlayalım mı? Tabii ee, ki hocam. Metilasyon okuyayım isterseniz. Tamam. Olma. Buyurun. Metilasyon ile asilasyon epigenetik üzere etkilendiği için daha çok metilasyonu duruluyor. E, çünkü çalışmalar çok fazla ve çalışması kolay. <laughs> yani e, çalışma kolay olduğu için ama son çalışmalarda asilasyon üzerine çok duruluyor. Histo modifikasyonda üzerine daha çok duruluyor Sayın Hocam. Ama onun çalışma dizaynı daha kolay olduğu için daha fazla çalışma var. Alttaki herhalde sizin o erken sorduğunuz soruyla ilgiliydi. Genetik mi epigenetik mi diye. O zaman yazılmıştı burası evet. Hep <laughs> <Genetik>. Selma <laughs> Hocam biliyor oradan. Tabii epigenetik. genetik. <laughs> hocam ben çalışmayı şöyle yapılanlardan kimler ne kullanıyor o şekilde yaptım. Dizayn edilen bir çalışma değildi benim şöyle kendimden zaten biliyordum. Bende D vitamini eksikliği yok ve bende hala D vitamini eksikliği yok. olmadı da ama ben hani probiyotiksiz senelerdir kullanıyorum. Yani 15 senedir falan kullanıyorum. Onun farkına oldum. Bizim aile hiç birinde probiyotik vitamin eksikliği, D vitamini eksikliği yok. Hani ben zaten beyaz tenliyim, çok da güneş göremem. E bunun farklı bir mekanizma olduğunu inandım. Böyle bir çalışma yani yaptım ve gerçekten de D vitamin eksikliği kullananlar, kullanma çok belirgin fark vardı. Evet, Doktor Erdem Bey soru sormak için izin istemiş ama kendisi halen buradaysa buyursunlar. Sesli olarak da alabiliriz hocam. Duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz hocam, buyurun. Buyurun. Gülsüm Hocam, çok teşekkür ederim. Çok önemli bir konuya değindiniz. E, maalesef Türkiye'de bu konu çok ihmal ediliyor. E, 2013'ten bu yana ben birkaç e, sefer, yani senede bir paylaşıyorum D vitaminin önemini. 2020 yılında Mart e, 22'de e, COVID-19 e, ceryan ettiği zaman bu konunun D vitamini ile aşılması gerektiğini ve bunların kaynaklarını televizyonda ilk canlı yayında anlattım. E, gerekçelerini de söyledim. Dünya Sağlık Örgütü verilerinin de, e, paylaştım. E, neden? Niçin? net? Akabinde de İngiltere'de Covid-19'a karşı e, halka D vitamini dağıttılar ücretsiz olarak. E, nedenleri de vardı. Background'u da vardı. Ne, ne, neyin nasıl olduğu ile ilgili. 2004'ten bu yana da kaynaklar var. E, işte Birleşik Devletler İlaç Enstitüsü'nün referans değerlerini alarak bunları yapıyorlar. Ama ne, ne kadar doğru? Anlattığınız epigenetikle yani e, şeyler e, insanların yaşadığı bölgelerde de çok farklılıklar gösteriyor. Yani İsveç'teki e, bir kişinin e, hatta e, İtalya ile Türkiye aynı kuşakta da olsa farklılık gösteriyor. Ölen insanları mesela COVID'deki vakaların analizi yapıldığı zaman bizde çok net bir veri yok B vitamini ile alakalı ama e, İngiltere'de mesela yüzde 88 e, veriye baktığımız zaman D vitamini 25 ve 6. Türk toplumunun zaten D vitamini çok düşük. Özellikle e, kuzey kesiminde yaşayan yani Karadeniz bölgesi e, Doğu Anadolu'da beslenmemiz de bozuk. E, bu konuyu irdelememiz gerekiyor. Mesela D vitamini ne olmalı? Ne olmalı konusunda da bir şey yok. E, kolekalsiferol eee tamam. Eee fa fazlalığında ne olur? Hi hiper vitaminosis D, D vitamini fazlalığı. Anoreksiya, kilo kaybı, yorgunluk, işte kusma, kabızlık diyoruz semptomları ama mesela eee 270 çıkan D vitamini e hastalar var. Ergo kalsiferol eee D2 vitamini işte eee mayalar tarafından üretiliyor. Çoğunlukla besinlere katılıp veriliyor. Eee bunun şeyine yani serumdan bakılıyor mu mesela siz e, hastalarınızda serumdan bakıyor musunuz ya da D vitaminini nasıl alıp da nasıl yükseltilmesini öneriyorsunuz ben mesela bana şey, 23, hidroksi D bakıyoruz zaten. Şimdi 25 bakamıyoruz. O çok kısa ömürlü olduğu için yani ona bir bakma şansımız yok. Fakat ben şunu gördüm hocam. Tek başına D vitamini vermek yeterli değil. Çok yüksek dozda kullanmak da yeterli değil. Hep şunu vurguluyorum. Yalnız kan değerini yükseltesiniz VDR bağlı VDR sıkıntı varsa o epigenetik değişiklik varsa sizin bizim yapmak istediğimiz immün sistem regülasyonu işte işte kanser ve diğer şeyle etki çok fazla edemezsiniz. Herkes D vitamini kanda yükseltmeye çalışıyor. 100 olsun, 70 olsun tam yükselt yani VDR etkisi olacak mı? VDR ne durumda? Varsa düzeltemezsiniz. Bu tarafı düzeltemezsiniz. Hep onu vurguluyorum Sayın Hocam. Yani 25 oldu ölçüyoruz. 1-25 ölçüyor muyuz? Ölçemiyoruz. Çok az yerlerde. Çünkü çok hassas bir teknik. VDR'ye bağlı etki etmesini istiyorsanız hep buna vurguladım. Muhakkak ee, VD, VD ekspresyonu belki ölçebilir, ölçebilir, ölçebiliriz hocam ama ben şöyle yapıyorum benim, genetik testlerimle beraber yorumlama şansım olabiliyor o kişinin bağırsak florasını düzeltip muhakkak probiyotikle beraber kullanmanız lazım. Ne olması lazım? Laktobasum olması lazım. Ne olması lazım? Laktobasum plantar olması lazım. Yani laktobasum cinsi gördüğümüz birkaç çalışmada VD ekspresyon arttırabiliyor. Ve epigenetik olumsuzlukları geriye çevirebiliyor. Hayat standartlarını beslenme düzeltmek lazım. Özellikle obez kişilerde veya işte dediğiniz gibi vitamin eksiklikleri örgü, eksik olan kişilerde ki bu daha şiddetli olabiliyor. Ben tek başına D vitamini vermektense çok yüksek dozda özellikle ikisini vurgulamak istedim e, son rehber doğrultusunda probiyotikle kullanmasını tercih ederim yani hocam bir de çok daha kısa ilave çinko ve magnezyum desteğiyle birlikte vitaminin D'nin emiliminin çok daha yüksek olduğuyla ile ilgili araştırmalar da var ve zeytinyağı ile alınırsa emilimin daha yüksek olacağı e, reseptörlerin bağlanmasında daha yüksek e, bir bahsettiğimiz konuda etkin oldu emelim, emdik sonra ne oluyor hocam? Nereye gidiyor? VDR'ye gidip bağlanıp etki etmesi lazım. Yani herkes emmekte ve almakta. Ben de etkideyim. Alıyoruz, emmiyoruz. Etki ediyor mu? Etmiyor. VDR bağlı, biz miselim sistemi kurgulayamıyoruz. İfade bir Mesela herkes diyor ki çok yüksek olup tam patlatırsınız D vitamini. Fakat tabii ki VDR ekspresyonu ne kadar olacak? Azsa bir de single yüksek dozda kullanmak dezavantajı olabilecek mi? 24 acaba onda bir sıkıntı var mı? İnaktif olabiliyor mu? Hep böyle hep hocam herkes eminime takılıyor. Diğer kısma takılıyor. Bu, bu o yüzden bunu çok seviyorum. Kusura bakmayın. İnşallah hani iki üç kere dinleyenler de olmuştur. Gene anlatacağım, gene anlatacağım. Etki etmesi için epigenetik mekanizmaları düzelterek hareket etmek lazım hocam. Hep bu yüksek doz herkes 300 alın diyen var. Ya bu ben şoka giriyorum çünkü bu bir e, toksik dozu var bu işin. Yani hepimiz adek öğrenmişizdir tıpta. Bunlar evet. yağlı vitaminler adek. Bunlar hani suda erimiyor ki. O yüzden evet. biraz daha bu konuda hassasım hocam. Ee, başarı esasında benim genetik testlerimde, VDR reseptörlerinde, sıkıntı olan hastalarda özellikle muhakkak laktobosyum cinsi bir probiyoti ekliyorum. Özellikle bu kişilerde sıkıntı varsa, mesela laktoz de sıkıntı varsa, laktoz gelinde sıkıntı var. Bu felde laktobasülüsler da bağırsaklarda az bifidobakterler baskın çıkıyor. Hani bunlar böyle bir şey. Hani bifidobakterler de etkili mi bilmiyorum. Hani vardır büyük ihtimal. Birkaç ben laktobasülüs cinsini gördüğüm için buraya koydum. Maksat florayı düzeltmek. Florayı düzeltmeden yağlayan bir kişide çok başarılı olamayız. Yani beslenmeyi düzeltmeden D vitamini etkisini sağlayamayız. İfade edebildim mi? Bilemedim evet. hocam. Harika. Çok teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Hocam Melek Saygın Hanım'ın hem yazılı bir sorusu var ama bir de el kaldırdığını gördüm. Eğer e, arzu ederse sözlü olarak sorabilir mi Melek Hanım? Buyurun ee, hocam. Melek Hanım buyurun isterseniz. Hocam alkış yapmıştı. El kaldırmamıştı. Ha, pardon. Peki özür ha, tamam. dilerim. O zaman e, sorusunu e, buradan okuyalım. Merhaba tamam, hocam. O... Ee... Cevap, tamam, tamam. Size alkış yapmak istemiş. Ben evet. Çalışmamızda hangi probiyotiği kullandınız diye sormuş. Hocam laktobasit daha etkili olduğunu gördüm. Ama, ama ben çalışmayı öyle dizayn etmedim. Yani tek bir probiyotikle 2-3 probiyotik kullananlar öncesi ve sonrası değerlerini olanları aldım. Uzun bir süre bir çalışmaydı. Ayıklamak zorunda kaldım hep. O tarz bir çalışma. Evet. E, fakat sonra o zamanlar çok fazla böyle bir şey yoktu. Ama ben kendi ailemde de bunu net görmüştüm ve inanmıştım. Yani biz niye eksiklik yok? Herkes eksik kendi. Ama biz probiyotik bir vitamin kullanıyorduk. O yüzden hmm. eksik değildi. Şimdi bir de hocam hani sormuşlar ben 8 hafta, 7-8 hafta daha çok tercih edeyim. Ee, evet hocam en az 4 bakılmalıdır. Ben hani yaptığım çalışmalarda hep 7-8 hafta sonrasında diye design biliyorum hocam. 8 hafta sonra bakılması lazım. Evet, yeni bir soru geldi İlhan Hocam'dan. Epigenetik üzerine etkili olan getat uygulamaları hangileri? Hocam, geçen gün konuştuk. Mesela ozon epigenetik üzerine etkisi, akupunktur epigenetik üzerine etkisi, nefes terapisi epigenetik üzerine etkisi. Yani Ali Hocam'ın yaptığı nasıl Ali Hocam bilmiyorum yani epigenetik mekanizma üzerine etkisi nasıl onu bilmiyorum açıkçası. İncelemedim, Ali Hocam daha iyi bilir. E, baktığınızda esasında bizim oynattığımız, vücutta değiştirdiğimiz şey epigenetik. Ama bunu hani kişiye özel nasıl dizayn etmek gerektiğinde nütü genetik. hani Evet epigenetiği değiştiriyoruz ama nasıl dizayn ediyoruz? Nütri genetik ve mikrobiyota testleriyle dizayn ediyoruz. Ben de evet. bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun Emel Hanım. Şey. Ya, getat uygulamaları için de homeopati çok önemli bence. Şimdi homeopatide hanımın ilk organonu yazdıktan sonra İkinci şeyi kronik hastalıklardır ve kronik hastalıklarda miyazmaları tanımlamıştır. Miyazma tam işte epigenetiğe karşı gelen açıklamasıdır. Bizim atalarımızın geçirdiği bütün hastalıkların bir tanımlamasıdır. Ve kronik hastalıklarda miyazma çalışmadan başarılı olunamaz der. Ve aslında... Yani 250 yıl önce bu epigenetiği tanımlamıştır. Kronik hastalıkla ataların özellikle homeopatide geçmiş aile yaşam öyküsü onların bütün alışkanlıkları hastalıklarını alıp ona göre miyazma tanımlıyoruz. O miyazmalar belli gruplamıştır. O miyazmalara geçirdiği hastalıklara göre çalışma yapıyoruz. Ben homeopatide kronik hastalık çalışıyorum ve muhakkak miyazmatik dokunmak gerekiyor. Hastada tedavi başarıyı sağlayabilmek için. Özellikle de mesela daha önce başka homeopatlarda takip edilmiş vaka bana geldiyse ben sadece kronik hastalık çalıştığım için miyazmalara dokunmadıysa yani geçmişiyle ilgili bir öykü alıp o miyazmatik çalışma yapılmadıysa başarılı olmuyor. Yani sonuçta hani homeopat çok o ülkemizde çok bilinmediği için Gülsen Hocam İngiltere'de çok güzel çalışanlar var. Çok miyazmalarla ilgili çalışanlar var. Siz orada çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Yani böyle bir miyazmatik bağlantıyla ilgili böyle bir çalışma çok güzel olabilir ve gerçekten de ben miyazmaya dokunmadan kronik hastalıkta başarı olmayacağını biliyorum. Tamamen bu epigenetiğe dokunmaktır. Nütrisyonel yönü değil, atalardan gelen şeye direk, direkt dokunmaktır. Onların geçirdiği hastalıklar ve o yapılanmaya göre yani birkaç tanımlaması var birkaç grupları var MEAS'maların. Onları da grupluyoruz aslında. Onlar biraz birazcık akupunkturdaki beş elemente de denk geliyor. Yani sifilitik, psikotik bir şey, psora falan. bunlar şeyler binlerce yıllık geçmişi de barındıran bir tanımlama. böyle bir küçük bir dokunuş yapmak istedim. Çok değerli çalışmalarınız. Ama yani benim gördüğüm kadarıyla çok net tanımlanmıştır ve çalışmalarda epigenetikle de çok örtüşen yanları olabileceğini düşünüyorum yazma teorisinin homeopatideki. Ve Dört, çok başarılı sağlıyor. Özellikle otomün hastalıklarda, kronik hastalık kronik hastalıklarda yani çok başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz homeopatide de. Çok önemli. Ben e, DNR-P dersinde bir e, anlatmıştım akupunkturun e, epigenetik mekanizma üzerine. Ondan sonra zaten e, ben akupunktur sevdalısıyım, daha da çok akupunktur sevdalısı oldum. E, i̇ki nokta ile fare deneyinde dört gruba ayırmışlar fareleri. Bir tanesi akupunktur yapmışlar, GVM Ying tankı iki noktaya. E, bir tanesine hiçbir şey yapmamışlar, bir tanesi prozak vermişler, bir tanesi dışarıda bırakmışlar. Daha sonra beyin kaynaklı neurotrof faktörlerdeki epigenetik değişikliğe bakmışlar. E, prozak ve akupunktur aynı etkiye sahip. DNA ekspresyonu, beyin keratinotrof fakt ekspresyonu arttırarak kalıcı Şifa vermiş. Şimdi biz evet kalış şifa veriyoruz hastaya yani o dönemden sonra evet düzeltiyoruz epigenetiği. Fakat neyle bozuyoruz? Çevre koşulları, yemek, içmek, vitamin eksiklikleri, mineral eksikliği tekrar kişi geriye dönüyor. Hep onu söylüyorum. Hani onun değiştirmesi beni çok heyecan vermişti o makaleyi anlattıktan sonra. Hepimiz esense ona dokunuyoruz. Ondan sonra da uzun vadeli tedavi içinde bakışımızı belki böyle e sağlarsak daha da hastalarımızda şifayı uzatabiliriz gibi düşünüyorum ben de bir söz olabilir miyim Aydın Bey? Buyurun, buyurun Mustafa Bey. Ee, Hocam çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Ee, epigenetik etki üzerine akupunkturda söylediğiniz gibi hayvan e, çalışmaları giderek artıyor. Ben de ilgiyle takip ediyorum. Yani çok fazla olmasa da çalışmalar artıyor. Ee, özellikle de işte bu e, obezitede işte kahverengi yağ dokusuna işte dönüşümünü desteklediğine yönelik işte e, miyokardiyal iskemi sonrasında anjiyogenezisi desteklediğine yönelik hayvan modeli çalışmaları var. E, ben de yani akupunktur açısından böyle bir katkı yapmış olayım ama esas soru e, yöneltmek için söz aldım. E, şeyi soracağım. Günümüzde hani D vitamini takviyesiyle ilgili çeşitli e, prosedürler var. E, meslektaşlarımız farklı prosedürler uyguluyor. Yani ben çok benimsemiyorum ama burada sizin de görüşünüzü almak istedim. Çok yüksek doz D vitamini ampullerin kullanımı vücutta D vitamini dönüşümünü olumsuz etkiliyor mu acaba? Yani D vitamini basamaklarını, kaskatlarını doğal yoldan üretimiyle ilgili olumsuz bir etkisi oluyor mu yüksek dozda birden verdiğimizde? Ee, olmuyor ama David Temin'in makalesini yazarken belirttiğim gibi yan etkisi oluyor hocam. Yüksek tozu kullanılmaz. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir, öyle bir rehber de yok. O zaman da bulamadım. Sonra da bulamadım. Hala da bulamıyorum. Bir de ben obsesifim. Yani acaba yanlış mı düşündüm deyip tekrar bakıyorum rehberlere. Tekrar bakıyorum. Ha, 300 bin haftada bir kullanılan. Yani bunların ciddi yan etkileri olabiliyor esasında. Onu gözden kaçırıyoruz hocam. Yoksa hani o, o mekanizmalarda olduğunu sanmıyorum ama hani dediğim gibi adek bizim çocuk, yani öğrenci olup aklımıza tutan şeylerden bir tanesi. Yağda eriyen vitaminler kullanılmaması gerekir. Ama yan etkinin farkındalıkları yok. Gerek de yok. Dediğim gibi hani önemli olan etki ise vücudu bütün olarak düşünmek lazım. Ben şöyle DNA de şunu öğrendim. Biz yenileniyoruz. DNA'mız yenileniyor sürekli olarak. DNA kırıkları oluşuyor. Onların yenilenmesi lazım. Ama bunun yenilenmesi için bizim multivitamin'e ihtiyacımız var. Peki multivitamin olması için evet gerekli olan eser vitaminleri almamız lazım. Ben 2016 senesinde 14 sene bir yayın yaptım. 5 sene çocuk takibini yaptım. 5 çocuk 5 sene çocuk takibinde ne gördüm? Sürekli çocukların takiplerini alıyordum. Bir vitamin geldi. Multivitamin yurt dışından kendi çocuklarımı ve diğerlerini kullandığım boyunun tak diye persantin arttığını gördüm. Ya bir yerden şaşırdım ne oluyoruz peki artı eksidir büyüme esasında çocuk büyümesi bizim için çok önemli de. çocuk düzgün büyürse boyu uzun kilosu geri kalırsa sağlıklı bir çocuk olur bunun anlamına gelir karşılar. Arttığını ve bunu ben 5 sene takip, takiple gördüm. Diğer doktor çocuklarıyla beraber kıyasladım. Hani olmayanlarla, hiçbir vitamin olmayan gerçekten. Boyda belirgin artış sağlıyor. Peki neden? DNA yenilenmiş ve çocuğun büyümesi için e, ciddi bir vitamin eksikliği var. Bu vitamin eksikliği böyle düşünmek de lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Hani tek D vitamini hayır. DNA repair, Epigenetik beni kızmaların geriye dönmesi için de bizim multivitamine ihtiyacımız var. Yüksek dozda bir vitamin değil. Bütün vitaminleri kullanmak gerekiyor ama onun dışında ben genetik testlerde gördüm. G6 sıkıntı varsa muhakkak selanyum kullanmak lazım. proteinlerde selenospropende bir sıkıntı var. selanyum kullanmak gerekiyor ekstra. Çinko belki gerekiyor. Yani bazılarında dışarıdan aldığımız gıdalar omega 3, omega 6 dengesi sağlanabiliyor genetik o zaman omega-3 vermek gerekebiliyor. Yani böyle bir yaklaşımı ben daha uygun görüyorum hocam. Çünkü DNA yenilenmiyor tek vitamin veya tek bir suplementi bulmuyor. Ben bunu çalışmada net gördüm hastaları çocuklarımızda. Çünkü çok ciddi vitamin eksikliği var. Ya yani Türkiye'de bakıldığında. Bir de gıdaların bize gelirken de vitamin kaybediyor. Ee, burada hani bunu da düşün, düşünmek gerekiyor. Kusura bakmayın onu da söylemedim. Bir de ha Gülsen peki sonra ne olacak? Ee, bağırsak florasını düzelttiğiniz zaman D vitamini diğer vitamine bağırsak eminimsel zaten sıkıntıları da ortadan kaldırıyorsunuz. Az bir dozda vitamine devam edebiliyorsunuz. Böylece bir şey sormuş Ha eminimsel sıkıntı olmaz mı? Hocam ben e, 27 sene oldu hiç öyle bir şey yani görmedim. Hani hastalarımda da şöyle bir şey mesela biraz e, kusura bakmayın ben epigenetik hastasıyım dedim. Şöyle bir şey daha yani hayal etmenizi rica ediyorum. Bir vücudumuz vücudumuzütün bir e, enzimetik yolakları bir düşün. Bu enzimetik yolakların hepsinin ahenkle çalışması lazım. Bu ahenkli çalışması için eğer olumsuz epigenetik bir yerdeyse Driftte öbür tarafta da aynı sorun olacaktır. Bunları hep beraber geriye çevirmek lazım. Mesela homosistein çok yüksek gelen bir hasta geliyor karşıma. Ben buna D vitamini hepsini taktiği yapmıyorum. Ben ne yapıyorum? Evet saç dökülmesi var. Tek B vitamini vereyim değil. Ben bu kişinin beslenmesini dizayn edip bağırsak virüsünü toparlayıp diye düzelttim zaten... Hani senelerdir vitamin eksikliği olan kişi de vitamin eksikliği olmamaya başlıyor. Hani bilim kafamdan hani bir tabloyu tek bir yere yüklenmek değil. Şimdi ben gen metilasyon döngüsüne baktığım zaman o arkadaşlarımız anlatıyoruz burada Semra Can Bey'in. bakıyoruz yalnızca ama o değil. CBS'ler var. Fosfatidil kolinden kolin yapı pentler var. Orada biz bazen beteinler var. Buradaki döngüde olumlu veya olumsuz bir şey de yapabiliyoruz. En basit bir örnek. Beteğin veriyoruz. Mesela eksikliği var. Düşünüyorsunuz belki aramızda. Ama CBS açın içine okuyun. Prospektüs'e çok güzel yazar. Ee, ben biraz prospektüs meraklısıyım. Açıp muhakkak okurum da. Mesela bir hastamda kendim düşündüğüm zaman açıp okudum. Baktığımda gördüm. Hani hasta sizi bir şey öğretiyor. CBS'de sıkıntı varsa vermeyin diyor. Çünkü metonin fazlalığına bağlı olarak işte bulantı kusma ödem yapabilir gibi içinde uyarı var. Neden? Döngü çok hızlı çalışıyor. Beteğin verdiği zaman dönüyor sürekli. O, bu zamanlar metiyon artısı oluyor. Yani burada biz hastanın ne oldu? Çünkü CBS'de aşağı doğru geçiş yok. Ama sistemin tek tarafta yok olmuyor ki. Bir de CBS'de aşağı doğru geçiş var. Hadi diyeceğim. O zaman bilmiyorsak <laughs> çok fazla yüklenmeden hastanın nerede ciddi sıkıntısı olduğunu az dozda mekanizmayı, bütün mekanizmaları Epigenetik olumsuzlukları geri çevirmek hastamıza daha fazla şifa verecektir diyorum. <laughs> evet teşekkür ederiz hocam. Dedim Başka hocam. soru sormak katkıda bulunmak isteyen arkadaşımız varsa bir miktar daha vaktimiz var konuşabiliriz. Evet hocam e, sizi dinledik evet, çok sevindik. Epigenetik değiş evet. e, değişiklik oldu mu sayın hocaların bilmem ifade edebildim mi epigenetik? Evet. Ben öğrenirken çok zor öğrenmiştim epigenetik. <laughs> biz de bir defada anlamadığımız için kayıt yaptık hocam. Biz bunu tekrar tekrar evet. izleriz umarım. Evet, i̇nşallah <laughs> e, ifade edebildim şimdi mekanizmaları. Teşekkür ederiz. İzniniz yani... de olursa hocam bizim bir kendi derneğimizin web sitesi var. Bu konuşmaları biz oraya koyuyoruz. Başka e, dinleme ee, isteyenler YouTube kanalımıza. Diye. Pardon Aynen. YouTube kanalımıza. Evet. Oradan da isteyenler tekrardan izleyebilir. Bu sırada 50'nin üzerinde katılımcı bu toplantıya katıldı. YouTube kanalımızda da sanıyorum izleyenlerin sayısı artacaktır hocam. Bu hocam isimliyle. çok memnun olurum Bir şeyler ifade edebilsem ne mutlu bana yani inşallah daha güzel çalışma ben hocam çok çalışma yapmak istiyorum hep beraber yani epigenetik üzerine çalışmalar yapmak istiyorum bir, iki tane çıktı şimdi belki çok hevesim gene akupunkturun epigenetik mekanizmalar üzerine hocalarımızla bir dizayn yapabiliriz homopati üzerine hocamla belki dizayn yapabiliriz yani ben de nüçgenetik epigenetik derneği olarak hani hep beraber e, bir şeyler yapmak çok isterim çok basit dizaynlar esasında biraz önce bahsettiğim gibi epigenetik saat çok basit bir dizayn Hep biz değiştiriyoruz. Yalnızca saate ulaşamadık ama saate getirdim artık. Yani Türkiye'de var, Avrupa'da var. Artık her yerde istediğimiz her şeyi dizayn edebiliriz. Yani onu o çalışmayı 10 tane üniversite falan yapmış. Bir 10 tane yakın çok fazla üniversite hocalar falan var ki 20 tane kişi biz bunu yapabiliriz. Yeter ki bir olalım. İnşallah derneklerin amacı bu. Çok teşekkür ederim. Nütü Genetik Hip Genetik Derneği ile sizle beraber böyle bir çalışma yapmakta çok arzu ederim. Ee, i̇yi de olur. İsteyen hocamız varsa biz dizayn edebiliriz üniversite beraber üniversiteyle Buradan beraber. Buradan da Çünkü bu duyuruyu biz... yapmış olduğunuz, Evet Mustafa Bey. Dere, derece para bir eğitim araştırma GTAT merkezinde günlük 50'ye yakın hatta 50'nin üzerinde hastamız oluyor. GTAT hastamız, akupunktur, ozon vesaire. Ee, böyle bir çalışma dizaynında yer almak isteriz. Ben ee, t T-REGÜLASYON'a takıntılıyım. TH1-TH2 Th1 dengesini koymadıktan sonra bizim hepimizin amacı o zaten. Ee, çok memnun olurum. Sizlerden de benim telefon numaramı hocamdan da alabilirsiniz. Konuşalım. Ee, çok basit yapacağımız çalışmalar var. Biz bir iki çalışmayı yola koyduk. Epigenetik çalışma. Ben bunu arttırmak istiyorum. Epigenetik saat biraz pahalı ama onu da dizayn edebiliriz. Yapabiliriz. Hiçbir çalışma yok. İlle bir şeyi kopya çekmek değil, Biz yapabiliriz. Daha iyilerinde olmayan çalışmaları da gündeme getirebiliriz. Yeter ki birlik olsun. Benim de burada konuşmam en büyük heyecan veren tarafı o. Hani bir böyle bir şey oluyor. <laughs> ee, böyle bir şey var. Hani bunu hep beraber dizayn edip çalışma haline getiresek daha çok inancımız artar. Sizi rahatsız edeceğim hocam, Mustafa hocam. Ve zaten telefonunuz var değil mi şeylerden? Yapalım, dizayn edelim. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık, bilgilerinize sağlık. Başka soru cevabı olmayan teşekkür edenler var. Sağ olun. O zaman bugün bu konuşmayı burada şimdilik kaydıyla kapatıyoruz. İleride yeni konularla tekrar Umarım sizinle böyle güzel sohbetlerimiz olur. Tamam. Edim, Çok teşekkür Çok ederim. Çok teşekkürler. Ee, Herkese... Aydın Bey son Efendim? kapatmadan önümüzdeki haftanın duyurusunu da yapalım. Ee, Doktor Ayfer Kuzulugil Evet. Kilo Terapi. Ağır Kilo ilgili. Tamam. Ee, o da şimdiden duyurusunu yapmış olalım. Tamam. Haftaya yine bu saatte görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Sağ olun evet. sağlık.